2000'li yıllarda milletlerin yaşama hakları, fertlerinin o milletleri meydana getiren içtimai unsur, yani insan unsurunun dayanıklılığıyla, zahiri dayanıklılıkla beraber manevi dayanıklılığa bağlı olduğunu anlayacaklardı. 21. asrın insanı kaliteli olmadıktan sonra dışarıya atılacak, atıverecek. Milletler kaliteleri itibarıyla itibar görecektir. Kalitesiz milletler karya sınıfına düşürülecek, hiçbir söz hakkı olmayacak. Onun için önümüzde ya kaliteli nesiller yetiştireceğiz ki kalitemiz ancak seciyemizle tesir olur. Seciye ise iman üzerinde kurulmadıktan, bina edilmedikten sonra seciye olamaz. Kalitemiz imanımızla mütenasiptir. İmanımız yüksek olduğu takdirde kalitemiz yüksektir. İmanımızın derecesi düştük sonra kalitemiz düşer. Binaenaleyh 21. asır insanı kaliteli insan olarak imanlı insanlar olacak. 20. asır imansızlığı temsil etmiştir. İnsanlığın felaketine sebep olmuştur. Ateistlik ve materyalistlik. Dine karşı bütün akımlar bu asırda en son haddine ulaşmış. 21. asır hepsini biz kalife mi der? Hepsini bertaraf edip hepsini atacaktır. 21. asır imansızlığı taşıyamaz. Materyalistliği taşıyamaz. Ateistlik, mizimlilerin hepsi Moloz kabilinden elhamdülillah komünizmden başlamış. Efendim, izimlerin anası, babası komünizmdir zaten. Efendim, hepsi Moloz'a atılacak, süpürülecekti. Yalnız hak ve hakikat üzerine olan, ona tabi olanlar 21. asırda onların temsil ettiği milletler payidar olur, devletler payidar olur. Ondan ötesi yaşayayım. Şükür patacak. Ve minallaha tevfik. Yetişir. Hatta ben de değil. Allah razı olsun. Sizden de. Başka yol varsa söylesin de. Miadı doldu. Miadı dolmuştu. 7-8 sene var. 2000. yıla efendim tedbir alınırsa alınır, alınmazsa kanun hükmünü icra edecektir. Bize mühlet 2000'e kadardır. Ondan ötede işin şakası yok. Bu cemiyetlerin devamlılık kanunu vardır. Nasıl devam edebilir? O kanun haktır. Onu geçti mi bir kimse, o kanun onu mahkum eder. Şükür. 21. asırda her millete, her devlete yaşama hakkı olmayacak. Üstün kaliteli insan, üstün kaliteli millet payidar olur, devleti payidar olur. Ötekiler hepsi paryasını buna şükürlüğü atar, atıverecek. Biz şimdiden tedarikimizi görmeye mecburuz. Gerek milli talim ve terbiyemiz noktayı nazarından şimdi toz pembesi gösteriyorlar ama hiç toz pembe değildi. Yok, toz pembelikten geçmişti. Yani hastanın yüzüne makyaj yapmayla bu insan aldanmadır. Bu talim terbiye milli değildi zaten. Çünkü milli adet ve ananemize muhalif olan bir sistem üzerindeyiz. Aslında kilisenin, ondan sonra kiliseyi de mahkum eden ateizmin
hal eğitimidir bu. Ateizm var. Sen bilirsin diyor. Şimdi Rabbul İzze, ey kulum siz bilirsiniz. Bakın, hayat hakkı isterseniz gelecek asırda tedarikte olunuz. İstemezseniz estağfirullah فَدَمْدَمُ عَلَيْهُ رَبُّهُمْ بِدَمْهِ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Çok kavimleri sildim, süpürdüm de yok. Silip süpürdüğüm vakitte kimseden korkum yoktu diyor Cenab-ı Allah. Yani ilahi hüküm yerini bulduğu vakitte bir kavim için, bir millet için, bir devlet için ilahi hüküm hak olup yerini bulduktan sonra Cenab-ı Hakk'ın korkacağı bir merci yok ki. Allah hükmünü verdikten sonra bir milleti de süpürür, bir ümmeti de ortadan kaldırır, yüz devleti, imparatorlukları da kaldırır. Efendim, kimseden korkusu yoktur Cenab-ı Allah'ın. Hükmünü verdiği vakitinde ve hükmü yerine geldiğinde onu korkutacak bir akıbet yok. Haşa. Onun için kalitelisi yaşasın, insanların kalitesisi sürdürüsü bilsin. Darnesi düşecek, samanı savrulacak. Netice bu. Savrulacaklar bizi. Yaparlar da böyle, el bir fırtına çıkacak, böyle savura savura. Darnesi düşer, samanı savrulacak.